Eskiden beri konuşulan şehirler, bir ara Trabzon Üniversitesi rektörümüz, son sorudan başlayayım. Trabzon Üniversitesi rektörü işte TRT binasının da Akçabat'taki Trabzon Üniversitesi'ne katalım demişti. Fakat ben bu görüşe karşı çıkıyorum. Çünkü TRT Trabzon Radyosu yılların Trabzon Radyosu'dur. Bizim babalarımızın zamanında kurulmuş bir radyodur. Dolayısıyla bu radyonun oradan çıkması farklı değişik varyasyonlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla TRT Trabzon Radyosu orada olacaktır. Zaten o alan Trabzon Üniversitesi'nin öyle için o kadar büyük bir alan değil. Şu andaki Söğütlü'deki alanımız, evet, Trabzon Üniversitesi'nin tarihi mekanıdır, tarihi yeridir. Ancak bu alan yeterli değildir. Ve Trabzon Üniversitesi kanunla beraber kurulmuş ve kanun metninde de Akçabat'ta kurulur ifadesini yerleştirdiğimiz bir üniversitedir. Biz üniversitenin Akçabat merkezli kampüsüyle birlikte, az önce de söylediğim gibi Akçabat bir manada Ortahisar demektir. Hem ekonomik, hem sosyal, hem de eğitimsel manada Akçabat merkezde olmasını doğru buluyoruz. Doğru bulmanın ötesinde de başka bir yerde kampüsünün yapılmasını arzu etmiyorum açıkçası. Bununla ilgili de gerekli girişimlerde bulunduk. Rektör Bey veya Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü başka alanlarda da işte Akyazı'daki eskiden yapılması planlanan bir üniversite alanı vardı. Bu alanın da Trabzon Üniversitesi'ne katılmasını arzu etmiş. Olabilir. Trabzon Üniversitesi'nin Beşikdüzü'nde de, Vakfı Kebir'de de, Ofta'da da, Çaykara'da da, Maçka'da da, Yomra'da da arazileri ve arsaları olması lazım. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsünü şu anda biz yerinden çıkartsak ve onu Akçabat'a taşısak veya Yomra'ya taşısak, hatta diyelim ki bir başka örnek vereyim, işte Araklı'ya, Arsin'e taşısak kabul edilebilir mi? Şehir açısından değerlendirildiğinde bu kabul edilemez. Dolayısıyla Trabzon Üniversitesi'nin yeri Akçabat merkezdir. Hatta biz Akçabat'ta kurulacak olan bu Trabzon Üniversitesi zamanında planlamalarını yaptığım Trabzon Üniversitesi yaptığımız bu üniversitede, üniversite kurulmadan önce yaklaşık 520 dönümlük Çolaklı Mahallesi'nde yeni bir kampüs alanında tespit ettiydik. Rektörümüzün bu alanda değerlendirmesini istedik. Son girişimlerimizle birlikte de Akçabat'ın Çolaklı Mahallesi bölgesinde, yine Akçabat'ta Darıca Mahallesi bölgesinde, merkez sayılabilecek, hatta merkez olan yerlerde ana kampüslerinin oluşturulmasını arzu ediyoruz. Ama bu demek değildir ki Trabzon'un diğer ilçelerinde fakülteler veya meslek yüksek okulları açılmayacak. Tabii ki bu demek değildir, açılacaktır. Trabzon Üniversitesi Akçabat merkezli bir üniversite olup tüm Trabzon'a hakim olan bir üniversitedir. Dileriz ki yerinden ziyade akademik kadrosuyla, icatları, buluşları ve bilimsel çalışmalarıyla birlikte göz doldurucu bir üniversite olur. Daha henüz yeni kurulmuştur emekleme aşamasında. Şimdi ayağa kalktığı zaman güçlü bir üniversiteyle karşılaşacağız inşallah. Yani yatırımlar noktasında diyorsanız, Trabzon Allah'a şükürler olsun bizim hayal ettiğimiz, yıllarca hayalini yaşadığımız bütün projelere kavuşuyor. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de hiç olmayan et kombinasından Trabzon Üniversitesi'ne, yine uzun yıllar tartışılan, efendime söyleyeyim, Trabzon'un güneyden geçecek yolunun başlangıcına varıncaya kadar Akçabat Darıca mevkiinden, şimdiki planlamamız Akçabat Güney geçişi olarak değerlendirdiğimiz, bir manada Güney Çevre Yolu'nun ilk adımını atmaya başladık. Projeler yapıldı. Karayolları Ulaştırma Bakanımız aracılığıyla çalışıyor. Yine aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi Trabzon Üniversitesi yeni kurulacak meslek yüksek okulları ve fakülteleriyle birlikte Akçabat merkezli olmak üzere Trabzon'un bütününe hitap edebilecek bir şekilde Trabzon'da etkin bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmekte. Yine Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin hemen yanı başında yapılan şehir hastanesi göz doldurucu bir şekilde temelleri atılmak üzere başlamış bulunmaktadır. İnşaat şantiyesi oluşturulmuş. İnşallah 2 yıl içerisinde, neredeyse 1,5 yılımız kaldı, Trabzon'da 900 yataklı yeni bir şehir hastanesiyle karşılaşacağız. Bu sadece Trabzon'a değil, sağlık turizmi üzerinden tüm Kafkas bölgesindeki ülkelere, Ruslardan, Rusya'dan veya Rusya'dan başka oradan ayrılmış cumhuriyetlere, hatta Doğu Anadolu'ya hitap edebilecek bir sağlık merkezi haline geliyoruz. Yine Trabzon için hayalini kurduğumuz, gerçekleştirilmesini arzu ettiğimiz Arsin'deki yatırım adası oldukça önemli bir projedir. Bununla ilgili hem Sanayi Bakanlığımız hem de Ulaştırma Bakanlığımız üzerinde yoğun girişimlerimiz devam etmektedir. Ve Trabzon'da yerelde ise bakıldığında
belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyeleriyle birlikte oldukça önemli yatırımlara imza atmaktalar. Tabii bütün bunlar Ankara'dan da desteklenerek yapılmış olan projelerdir. Mesela Trabzon'da şehir içerisindeki altyapı çalışmaları az boz bir çalışma değildir. Bunlar tarihi çalışmalardır. En son sahilde efendime söyleyeyim kanalizasyon düzenlemesi Orhan Karakullukçu döneminde yapılmıştı. Yani bütün kanallar birleştirilmişti. Hatta Atayaklı döneminin de sıkıntılı bir süreciydi. Ve neticede o dönemlerde bunlar da gerçekleştirildi. Allah razı olsun. O zaman yapılmış olan o bugüne göre küçük yatırımlarının kat ve kat üzerinde büyük yatırımlarla şimdi Trabzon baş başa. Esnafımız, vatandaşlarımız anlayışlı davranıyor. Yeter ki Trabzon'a efendime söyleyeyim bu altyapı hizmeti gelsin diye mentalitesi farklı ve yapılanı anlayan tarzda ve tebrik eden, takdir eden tarzda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmaları takdirle karşılıyorlar. Trabzon'da bir bakıyorsunuz Şömlekçi'deki kentsel dönüşüm oldukça hızlı bir şekilde artık ilerliyor. Yine şehirleşme açısından değerlendirildiğinde Trabzon Ortahisar'ın hem doğusu hem de batısındaki şehirleşmedeki bu yoğunluk hepimizin dikkatini çekmekte. Yerel yöneticilerimiz bunlarla ilgili yaşam kalitesini artırmak ve yaşam alanlarında çocuklardan gençlere, gençlerden yaşlarımıza varıncaya kadar dinlenme alanları, hobi alanları ve benzeri şeyleri planlamaktalar. Ve aynı şekilde yine Trabzon'a şöyle bir baktığımızda sahilde Gül Cemal adını vermiş olduğumuz dolgu alanında oldukça hızlı ilerlemeler söz konusudur. Çok yakın bir zamanda da Büyükşehir Belediye'mizin yine merkezi hükümetten alacağı desteklerle birlikte o bölgede oldukça önemli yeşil alanlara kavuşacağız. Türkiye'de buna benzer birkaç örnekler verilebilir. Mesela Samsun'da Atakum çevresinin dışında yine Samsun'da merkezde eski limanın olmuş olduğu bölgelerde çok güzel yeni dolgu alanları ile birlikte halkın istifadesine sunulan yeşil alanlar yapıldı. Trabzon'da da buna benzer çalışmalar devam ediyor. Bunlar böyle bir çırpıda aklıma gelen birkaç tane madde. Tabii bunun dışında ilçeler bazında da oldukça önemli çalışmalara imza atılmakta. Mesela Akçaabat'tan örnek verecek olursak Akçaabat'ta bir manada Ortahisar sayılır. Hatta sayılır noktasından çıktık, Ortahisar noktasına geldik. Bakın bugün Akçaabat'ta biz bir millet parkı gerçekleştirdik. Trabzon Avinaker Stadyumu'nun yeri, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nun yeri ve gene Ormanlı'ya bağlı olan o orman okulu, orman lojmanları dediğimiz ve hemen Trabzon Lisesi'nin karşısındaki park alanındaki yerde bütün hepsi birleştirilerek yeni bir millet parkı yapılıyor. İlkini Akçaabat'ta gerçekleştirdik. Vakfı Kebir'de de yapacağımız var. Aynı şekilde efendime söyleyeyim diğer ilçelerimizde Of'ta da yapacaklarımız var. Şimdi bütün bunların yanında Akçaabat'ta bir stadyum problemimiz vardı. Yani stadyum kaldırıldı ve onun yerine TOKİ'ye buraya karşılık binalar yapacaktı. Ne yaptık? Stadyum madem ki Akçaabat'ın ihtiyacı, Ortahisar'ın ihtiyacı dedik. Ve Akçaabat'ta şimdi Yaylacık bölgesindeki yapılacak dolgu alanına, Yaylacık bölgesindeki dolgu alanına kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezlerinin dışında ayrıca yine Darıca bölgesinde yapılacak dolgu alanımızda ise Yaylacık'taki eski stadyumun şimdi daha yenisini Darıca bölgesinde de gerçekleştirmiş olacağız. Hem sportif yatırımlarla hem sağlık yatırımlarıyla hem de diğer ticari ve ekonomik yatırımlarla birlikte Trabzon Yomrası'yla, Akçaabat'ıyla, Ortahisar'ıyla, Of'uyla, Vakfı Kibri'yle, Tonyası'yla, Maçkası'yla, efendim Çaykarası'yla birlikte, Şalpazarı'yla birlikte kalkınıyor ve kalkınmaya devam edecek. Maksadımız daha güzel şeyler yapabilmek. Hatta bazen vatandaşlarımıza soruyorum mesela siz ne arzu edersiniz diye. Çünkü onların da talepleri bizim için önemli. Yani Allah razı olsun, yani yapılacak her şey yapılıyor diyor. Bizim için doğrusunu isterseniz sadece yatırımlar değil, insana da yatırım önemlidir. Gençlerimizi bu manada oldukça önemsiyoruz. AK Parti gençlik kollarıyla birlikte, genel merkezle, tüm siyasi birimleriyle beraber özellikle gençlerin geleceğini teminat altına almak, onların ufkunu açmak ve o geniş ufukla birlikte Türkiye'yi kalkındıracak olan gençlerin hem uzay teknolojisinde hem milli savunma teknolojisinde hem de diğer alanlarda lokomotif güç olacağı bilinciyle onlarla ilgili de çalışmalarımız devam etmekte. Bakın geçen hafta ben Beşikdüzü'ndeydim. Beşikdüzü'nde partili olmayan gençlerle birlikte özellikle toplanmak istedim. Ve gençlerle sohbet her şeyden çok daha güzel. Kendilerindeki o özgüveni görünce, hatta eleştirel yaklaşımları, iyi niyetli eleştirel yaklaşımları görünce açıkçası çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun. Ülkemizin en önemli eksiklerinden bir tanesi de
bana göre güçlü muhalefet eksiğidir. Maalesef yalanlarla, gerçek dışı beyanlarla, ülkeyi kaosa sürüklemekten endişe etmeyin anlayışlarıyla beraber resmen FETÖ'nün, PKK'nın düşmanlığını pekiştiren hem iç güçler hem de dış güçlerin ekmeklerine yağ sürecek bir şekilde hareket etmeleri açıkçası bizi üzmektedir. Çünkü güçlü bir iktidar aynı zamanda güçlü bir muhalefette daha da güçlü olacaktır. Ne yazık ki hem teşkilatlanmaları açısından bakıldığında ülke çapında hem de stratejileri, siyasi stratejileri açısından bakıldığında hem kendilerini hem de ülkeyi zor duruma sokacak öyle yalan beyanlar bizim canımızı sıkmakta. Ama biz durmayacağız. Halktan almış olduğumuz destekle devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayan hangi görüşte olursa olsun sosyal demokrat, milli görüş, efendim ülkücü ve efendim muhafazakar kesim hangisi olursa olsun biz bir birlikte Türkiye'yiz anlayışıyla beraber tüm seçmenleri kucaklıyor ve o anlayışla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi oluyoruz. Bu vesileyle toplumun bütün siyasi katmanlarının AK Parti'de buluşmasının vermiş olduğu mutlulukla birlikte siyasetimizi icra ediyoruz. İnşallah milletimiz bizden razı olur, Allah razı olur düşüncesiyle hareket ediyoruz.